doğru bir yerden girdin. Mayıs, Mart'ın 23'ü gözde. Mart'ın 23'ünde bütün dünya borsaları en tepe noktasından kabaca %30-35 arası geri geldiler. Yani Amerikan hisse senetleri piyasaları dahil olmak üzere Ocak ortasında görülen zirvelerden Mart'ın 22'si 23'üne kadar gelinen yer %30-35 arası geri. Türk borsası da buna 3 aşağı 5 yukarı uyumlu gitti. Arkasından 23 Mart'tan itibaren de o en dip noktasından %20 yukarıya geldik. Yani en tepeden %35 indik. En dipten de 120 gittik. Hala tabii yılbaşına göre kabaca ülkeden ülkeye değişmek bu suretiyle %15 ile %20 arası kayıplar var. Şimdi burada aslında doğru soruyu sen soruyorsun. Neye bakmak lazım? A. Çok hızlı satış yapılmış. Koronavirüsünün aslında dünya ekonomilerinde bu kadar ağır tahribat yaratmayacağını görüyoruz. Dolayısıyla %35'lik kaygı sanki dünya meteor çarpmışçasına kaygıya gerek yokmuş. Onu geri alıyoruz. B. Evet, dünya ekonomisinde böyle bir şey var, ciddi bir tahribat var. Ama öyle para sürdüler ki piyasaya, öyle teşvikler açıkladılar ki muhtemelen bu iş toparlamaya kalktığında çok hızlı toparlayacak. C, eğer önümüzdeki dönem içerisinde yeniden bir nakitte kalanlar için piyasaya tekrar girme şansı olacaksa bu tür fırsatlar bulunmaz. Bence bunların A şıkkının ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü dünya ekonomisindeki tahribat gerçekten çok yüksek ve bu tahribatı biz 2020 yılı boyunca göreceğiz. Yani 2020'de dünya ekonomilerinde artı kalabilen çok az ülke olacak büyüklük açısından. Ben B ve C şıkkının bir nakde döndüm, faiz yok, ne yapmalıyımcılar. İki, çok fazla likitte sürüldü. Bu likitte mutlaka bu piyasayı yukarı getirircilerin piyasaya döndüğünü düşünüyorum. Haklılık veriyorum onlara. Bir miktar anlıyorum motivasyonu da. Ama A şıkkını, yani biraz önceki konuğumuzun da söylediği gibi daha tahribatın ne olduğunu anlamadan hangi ülkenin gerçekten ne zaman toparlayacağını, virüsün hangi ülkede gerçekten kontrol altına alınıp alınmadığını görmeden yapılan hamlelerin oldukça riskli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cüneyt, tabii şunu da düşünmek lazım. Burada uluslararası önde gelen kuruluşlardan mesela Fitch'in değerlendirmesi küresel daralma %1,9 demişken ki bunlar belki de bundan sonrası için yine revize edilecek rakamlar. Seninle de daha önce konuşmuştuk. İşte Moody's tarafından mesela ABD ile ilgili çok sert daralma verileri yine paylaşılmıştı. Hatta ikinci çeyrek için %30, hani bu gerçek mi diye böyle rakamları teyit eder olmuştuk. Janet Yellen'dan mesela, eski Fed başkanından, yine işsizliğe dair önemli söylemler vardı ki 11 milyon kişi, pardon, %11 olabilir işsizlik. ABD için rekor bir düzey. Böyle söylemler de var. Şimdi bakacak olursak makroekonomik verilerin eskiden fiyatlandığını biliyoruz ya, burada artık makroekonomik veriler varlık sınıflarında fiyatlanmıyor aslında. Peki ne fiyatlanıyor? Yani burada para nerede getiri bulabilir? Daha çok hani likitte bolluğu varsa eğer borsada kalmaya devam eder mi bundan sonrası için? İşte aynen tam olarak o fiyatlanıyor Gözde. Yani düşünsene, Fed'in bilançosu 9 trilyon dolara gidiyor. Yani Fed'in en fazla bilançosu 2008 krizinde 4,5 trilyon dolar olmuştu. Şu an 7 trilyonların üzerinde 9 trilyon dolarlara gidebilecek bir Fed bilançosundan bahsediyoruz. Yani Amerikan gayri safi hasılasının %30'undan bahsediyoruz. Japonya'da gelmiş %110'lara gitmiş. Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu Avrupa toplam gayri safi milli hasılasının %40'ı 45'ine çıkacak. Dolayısıyla piyasa şunu biliyor. Şöyle geriye sarıyor resmi. Diyor ki bir dakika diyor, 2008 yılında bana dediniz ki dünyaya meteor çarpacak, çarptı. Yani farazi olarak kullanıyorum. Niye? Çünkü bir yandan da işte bankalar dağıldılar. Bütün Amerika'daki kriz dünyaya yayıldı. Ama siz arkasından bu kadar para basınca ben 2010'dan sonra neler olduğunu gördüm. Demek ki gene aynı şey olacak. Siz bu sefer bastığınız parayı ikiye çıkarttınız. Hem de o daha evvel bastığınız parayı geri almadan. Bu koronavirüsü bugün olmazsa yarın bitecek. Yarın olmazsa öbürsü gün bitecek. Ben demek ki 2008 krizinden sonra ne olduysa, hisse senedi piyasalarında özellikle, 2021'de de gene onu olacağını tahmin ediyorumcuların yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Ama bir tabii ki temenni o bu arada. Yani hiç kimse karamsar bir senaryonun gerçekçi olması istemez. Ama bazı rezervleri de koymak lazım. Çünkü 2008 krizi bir finansal krizdi. Nihayetinde batan bankalardı. Onları kurtaran şirket devletlerdi. Devletlerin borcu attı ve geçti.
Şimdiki konu finansal bir konu değil, sağlık konusu ve bu sağlık konusuyla ilgili olarak hala işte bilmediğimiz bir düşmanla savaşıyoruz şeklinde açıklamalar var. Tabii ki insanlık 2020 yılında bunu yenebilecek bir teknolojiyi mutlaka üretecek. Sağlık sistemi aşıyla ve diğer ilaçlarla bunun üzerinden gelecektir ama bu anı tam görmeden ya da bu anı yaklaştığımızı anlamadan ve bu anı yaklaştıktan sonra da hangi sektör bir daha hızlıca toparlayabilir? Virüs sonrası insanlar eski alışkanlıklara devam eder mi etmez miyi yeterince irdelemeden sırf 2008 sonraki ezberle şöyle seçip sadece parmağını koyup hisse almak fikrinin doğru fikir olduğunu düşünmüyorum. Evet, bir de tabii Fitch'in değerlendirmelerinde bugün gördüğümüz bir yandan da mesela Türk bankacılık sektörüne dair değerlendirme, refinansman riskinden bahsediyor döviz borçları ile ilgili olarak. Burada hani özellikle daha önce geçtiğimiz sene bahsederken hep 2020'de işte bankacılık sektörü Türkiye'de şöyle kazandıracak, böyle kazandıracak gibi hep yorumlar yapılıyordu. Bankacılık sektörüne dair işte riskli alacakların, tahsili gecikmiş alacakların işte nispeten düşük olduğuna dair banka raporlarını takip ediyorduk. Fakat tabii koronavirüsü hiç kimse hesap etmemişti. Şimdi bu gelinen süreçte bu analiz ne kadar kulağa mantıklı geliyor onu da konuşalım. Hala Türkiye'deki bankacılık sektörünün koronavirüsü dolayısıyla artması büyük ihtimal olan sorunlu kredilere rağmen, işte koronavirüsü dolayısıyla ekonomideki yavaşlamaya rağmen dünyadaki birçok ülkedeki bankacılık sektörüne göre çok daha güvenli ve çok daha iyi bir fundamental yani temeller üzerine oturduğunu düşünüyorum. Bu sadece benim düşüncem değil. Fitch ne demiş? Demiş ki 2019 yılında 144 milyar dolarlık bir toplam bir bankacılık sektörünün çevirmesi gereken bir dış borç var demiş. Bu daha fazlaydı aşağı düşürdü demiş. Bunun demiş 2019 son itibariyle demiş. Bunun demiş kabaca 82 milyar dolarının vadesi 2020 yılında bitecek demiş. 82 milyar dolar kulağa çok gelebilir mi demiş. Bankacılık sektörünün yabancı para likiditesi de 80 milyar dolar demiş. Dolayısıyla biz en kötü ihtimalde bile bu 82 milyar doların 2020 yılda çevrilmesi gereken 82 milyar doların diyelim ki 35-40 milyar dolarını çeviremese bile bankacılık sektörü mevcut yabancı para likiditesiyle demin o söylediğim 82 milyar dolarlık likiditeyle rahat rahat bu işin altından kalkar demiş. Yeter ki demiş Türkiye'de ve nerede olursa olsun bu hangi ülkede olursa olsun insanların sisteme olan güveniyle ilgili problem olmasın. Siz paranın sistemden çıkma ihtimali ya da sistemi terk edip bir başka coğrafyaya gitme ihtimali gibi ihtimaller olmasın demiş. Dolayısıyla bu ihtimaller sadece Türkiye için değil, hangi ülke için, hangi ne kadar güçlü bile olursa olsun o sektör, orada da insanlar paralarını almaya kalksa aynı şey olur. Dolayısıyla bunun bir normal bir ihtimal olmadığını, bunun bir risk olduğunu ama masada olan bir risk değil, daha uzak bir risk olduğunu düşünerek söylüyorum. Türk bankacılık sistemi kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde derken negatif anlamda söylemiyorum. Yani rakamlara bakıldığında likiditesi ve buna karşılık en kötü durumda 35-40 milyar dolar azalsa bile bu sene çevirmesi alabileceği likidite dışarıdan rahatlıkla bu işi atlatır. Bizim yapmamız gereken hem siyaset tarafının özellikle hem yorumcuların hem de herkesin sisteme olan güveninin net olması, Türk bankacılık sisteminin gücünü ve rakamların yerinde olduğunu bilmemiz ve ne yapacaksak, nasıl kararlar alacaksak, işte döviz, Türk lirası, hisse senedi, tahvil, herhangi bir karar alacaksak bu kararı sistem içerisinde güvenerek ve o sistem içerisinde yapmamız gerekir. Dolayısıyla bunun da baz senaryo olduğunu düşünecek olursak Türk bankacılık sisteminin hiçbir sıkıntısı olmayacağını ya da diğer ülkelere göre çok daha kolay atlatacağını düşünüyorum ben bu durumu. Evet, şimdi Cüneyt, hepimizin bildiği gibi Merkez Bankası tarafından işte adımlar atılıyor. Bir yandan kredi garanti fonunun da yükseltildiğini biliyoruz öte yandan. Ancak tabii şöyle söylemler de geliyor. Özellikle KOBİ'ler başvurduklarında prosesin çok yavaş gittiği ve halen daha kredi alamadıkları, yani aslında bir anlamda bankaların kredi vermek için iştahlarının düşük olduğundan bahsediliyor. Ne kadar mantıklı dersin? Yani bundan sonrası için kredi almak için insanlar adım atmak istese de bankalar vermek isteyecek midir? Öncelikle bu konu burada da gündemde. İngiltere'deki özel bankalara buranın
yetkili kurumu daha aktif olmaları, müşterileriyle daha hızlı temasa geçmeleri ve devletin vermiş olduğu garanti desteğini daha fazla müşterilerin kullandırmaları istendi. Bu bir. İki, Amerika daha evvel ilk başta küçük ve orta ölçekli işletmeleri %80-90 oranında, oranın KGF'si gibi düşünün, %80-90 oranında devlet garanti veriyordu. Baktı ki bankalar o %20'lik 10'luk krediyi bile almak istemiyor. Yani o riski bile almak istemiyor. Bunu %100'e çıkartacak yeni bir model üzerine çalışıyor şu an. Bu da iki. Yani dünyanın her yerinde bankacılık sektörü kamu bankalarından ziyade özel bankaların şu konjonktürde az risk almaya çalıştığı, mümkün olduğunca az hacimle bu işi geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hani buna istersen oyunun kuralı böyle de, özel bankaların sermayedarları da özel, dolayısıyla onların paralarını korumak istiyorlar da, hepsine belli bir haklılık payı veriyorum ama gün o gün mü? Değil. Yani nihayetinde devlet arkasına, hükümet arkasına, daha doğrusu devlet arkasına %80-90 yüzlük bir garanti koymuş. En nihayetinde bu krizde bankacılık sektörü krizi değil. 2008'de bankacılık sektörü kendi aldıkları, kendilerinin aldığı yanlış kararlar, hırs ve daha fazla kar etme içgüdüsüyle almış oldukları kararları bütün dünya vatandaşları o borcun altına imza atarak girdi. Yani Amerika'da kurtarılan bankalar Amerikan vatandaşlarına vergi verenler üzerine yığıldı. Avrupa'da, İngiltere'de öyle yığıldı. Birçok ülkede yığıldı. Dolayısıyla şimdiki durumda da bu krizin bir reel sektör, iki hane halkı krizi olduğunu unutmadan, zaten devletlerin verdiği garantinin de %80-90 yüzlere kadar çıktığında hatırlayarak, bu iletişimde özel bankaların kendilerini ispatlamaları gerekir demiyorum. Bu iddialı bir şey olur ama önceliklerini değiştirerek biraz daha konuya bu açıdan bakmalarında fayda var diyorum.